İlk okulu bitirdiğim zaman babam bana bir e, bisiklet alacağına söz vermişti. Ben de heyecanla bisikleti bekliyorum. Fakat e, almadı. Çünkü bahçeli evlerde oturuyorduk o zaman. E, eve gelirken bir kamyon kazası görmüş. Bisiklet üzerinde iki çocuk, iki kardeş kamyonun altında can vermişler. Çok korkmuş. Bana dedi ki gelip ben sana saz alayım bari dedi. Baba niye bisiklet yerine saz hiç de istemedim. Çünkü saz da hiç popüler bir çalgı değil o sıralarda. Çalınmıyor ortada yok. Türkiye müthiş bir batı furyası içinde. Hele benim okuduğum okul da öyle. Sazı ne yapacağız diye düşündüm ama baba tabii ondan sonra bir saz aldı getirdi. Sazı e, öğrendim ve saz dolayısıyla da Türkiye'yi öğrendim. Benim Türkiye'yi, Anadolu'yu, halkı öğrenmem o sazla oldu. Eğer o bana hediye edilmeseydi o e, saz değil de mesela gitar hediye edilseydi ne olurdu benim hayatım bilemiyorum. Sonra bir gün Mecit Özü diye bir yere gittik. Mecit Özü'nde e, adliyeye babam teftişe gitti. Orada işte çalışmalarını yapacak. Ve oradakilere dedi ki benim oğlum saz meraklısı buralarda böyle saz çalan birisi var mı dedi. Başkatibin oğlunu yanıma verdiler. Beni e, bir yere götürdü böyle kulübe gibi bir yere girdik. İçeride böyle sakallı, sakalları buraya kadar uzamış bir e, şey var. Bana göre yaşlı geliyor ama o çocuk olarak kaç yaştaydı hatırlamıyorum. İşte anlattı böyle böyle müfettiş beyin oğlu saz çalarmış falan filan diye. Adam şöyle bir şey çıkardı. Bir küçük bir şey. Benim çaldığım saz gibi değil o büyük divan sazı değil. Aldı böyle şelpeyle müthiş bir şeyler çalıp söylemeye başladı. İnanılmaz değişler, duazı 12 imamlar hiçbirini bilmiyorum tabii ben bunların. Ama çarpıldım. Ben Ankara'ya döndüğümde e, öyle bir saz yaptırıp çalmak istedim. Bunu kim yapar dedim. Hamam önünde bir Yusuf Erenler diye bir usta var o yapar dediler. Ben girdim içeriye böyle bir çocuk olarak. Dedim ki bana bir e, ben bir bağlama düzeninde de perdesi saz istiyorum. Böyle iyi ustalar aksi olur. Bana şöyle bir baktı sen saz mı çalıyorsun dedi. Böyle baktı şehirli bir çocuk falan. Çalıyorum dedim. Al bakayım oradan bir tane çal şunlardan dedi. Bir tane saz aldım duvardan çaldım. Bravo ya dedi sen saz çalmayı biliyorsun. Peki e, e, ama dedim ben bunu istemiyorum bu tarz saz radyo sazı. Ne istiyorsun? Ben dedim böyle böyle mecit özünde böyle dinledim işte o, o sazdan istiyorum. Peki dedi senin adın ne dedi? Çok enteresan bir çocuksun dedi. Şimdi benim bir adım Ömer bir adım Zülfü. İki dedemin adı. Ömer dedim demez olaydım birdenbire kalktı ayağa Git defol dükkanımı terk et git Allah lanet olsun falan diye kovaladı beni. Şimdi o yaşta bir çocuğun anlayabileceği bir şey değil bu. Dışarıda ben ne yaptım diye düşünüyorum. Sonra biraz sonra cesaretimi topladım gene geldim. Ya dedim ben adımı söyledim bir şey yapmadım ne oldu falan. Gitmit falan sonunda dedi ki bak dedi gel ben sana anlatayım. Bu dedi isimler bizde yasaktır. Biz kim? İşte biz dedi Aleviler. Aleviler kim? Hiçbir şey bilmiyorum. Ondan sonra anlattı böyle böyle Ömer Osman bekir isimleri Bizde dedi hiç sevilmez yasaktır falan ama dedim benim bir adımda dedim işte Zülfi dedim Zülfikar yani şeyin Hazreti Ali'nin kılıcı imiş yani onu da bilmiyorum tabi Ya dedi çok enteresan bir çocuksun sen dedi bir adın Ömer bir adım böyle nefsaz çalıyorsun Savcı oğlusun bilmem ne falan Peki dedi e, ben sana dedi şey yapayım ama dedi bir tek şartım var. Sen bu dükkana gelip gideceksin anlaşılıyor dedi. Ben de sana sazlar yapacağım. Fakat dedi buraya gelen arkadaşların yanında katiyen Ömer adını kullanma. Hep Zülfü de dedi. Ben de peki Zülfü adını kullandım. O bana o kadar güzel juralar, bağlamalar, divan sazları falan yaptı ki hala bende durur. E, benim Stockholm'da 1973 yılında kaydettiğim o ağıtları söylediğim falan albümde kullandığım ve bağlama düzeni olarak Türkiye'ye ilk defa yıllar sonra tekrar hatırlatan saz odur işte. O onun yaptığı bağlamadır.